Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanım, Sayın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcım, Sayın İstanbul Vali Yardımcım, Sayın AK Parti İl Başkanım, Sayın Çekmeköy Kaymakamım, Sayın Çekmeköy Belediye Başkanım, Sayın Beyoğlu, Esenler ve Sultanbeyli Belediye Başkanlarım, Sayın İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürüm, çok değerli seçici kurul üyelerimiz, şairlerimiz, kültür insanlarımız ve çok kıymetli İstanbullular. Çekmeköy Belediye'mizin hazırladığı 100. Yıl Marşı Yarışması projesinin şiir etabı ödül töreni programı için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Şimdi sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Saygıdeğer misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, bir kez daha hoş geldiniz. Bu çok önemli ve kıymetli programımıza başlarken birkaç cümle kurmak isterim ben de izninizle. Malumunuz bir asır önce büyük mücadeleler sonrasında Cumhuriyetimiz kuruldu, kurduk. Zor zamanlarda elbette. Yedi düvelin üzerimize çullandığı, sırtlanlar gibi memleketimizin etrafında dönüp durduğu zamanlardı. Bütün zorlu dönemlerde bir çıkış yolu bulmayı başarmış olan aziz milletimiz o zaman da bir çıkış yolu bularak Cumhuriyetimizi kurdu. Mehmet Akif'in kahraman ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşı işte o zor yıllarda, o zor zamanlarda Ankara'da Taceddin Dergahı'nda kaleme alınmıştı. İstiklal Marşı'mız sonra malum mecliste okunmuş ve büyük bir coşkuyla kabul edilmişti. Bugün de mecliste okunduğu o ilk günkü heyecanla, gururla az önce olduğu gibi okumaya devam ediyoruz marşımızı. Daha sonra Cumhuriyetimizin 10. yılında 10. Yıl Marşı adıyla bir marş bestelendi ve akabinde de "Müjdeler var yurdumun toprağına taşına, erdi Cumhuriyetim
50 şeref yaşına dizeleriyle başlayıp devam eden 50. yıl marşı kaleme alındı 1973 yılında. Ardından da Cumhuriyetimizin 75. yılında yeni bir marş daha yazıldı. O marş da milletimize armağan edildi. Efendim, Çekmeköy Belediye'miz Cumhuriyetimizin 100. yılı için seslendirilecek marşı milletimizle birlikte yazmak, bestelemek için uzun bir süredir çalışmalara başladı. İşte bu amaçla da bu akşam burada toplanmamıza vesile olan 100. yıl marşı projesi hayata geçirilmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık döneminde çok kısaca ne oldu, hangi süreçlerden bugüne ulaştık? Bir kısa filmimiz var, birkaç dakikalık. Önce ona bakalım, sonra devam edelim. Korkma. Biz Cumhuriyeti bu sözle kurduk. 7 düvel olup üstümüze gelse de pes etmedik. Mücadelemiz dillere destan oldu. Bu bayrak, bu vatan, bu topraklar için binlerce şehit verdik. Ama korkmadık. Hiç kimseden, hiçbir şeyden. Ana yurdumuz Anadolu'dan vazgeçmedi. 1923'ten beri ebedi yurdumuzda ilelebet ayakta kalacak bir devleti yükselttik. Her dönem vicdanın kılıcı, mazlumun gür sesi olan bir devletin mirasçısı olarak. Tarihinden aldığı güçle yepyeni ama bir o kadar da zor bir yola çıktı Türkiye. Koskoca bir millet her türlü zorluğa, yokluğa, yoksulluğa, sevdiklerini kaybetmenin acısına direndi. Vatanı için, bayrağı için mücadele etti. Hiçbir zaman yılmadı, yorulmadı, korkmadı. Çekinmedi, hüzünlenmedi, yeise kapılmadı. Allah bizimle beraberdir diyerek başı dik yoluna devam etti. Davamız hürriyetti. Çünkü hiçbir zaman zincire vurulmamıştı bu millet. Tek başına özgür ve adaletliydi her zaman. 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliği ve şanlı bayrağımızın gölgesinde tek yürek, tek vücut oldu ve bu topraklar benim vatanım dedi Türk milleti. O günlerde büyümek, gelişmek istiyordu Türkiye. Geleceğin temellerini atmak istiyordu. Ama bu çabaların karşılığı her defasında başka bir engel oldu. 1960 darbesiyle milletimizin ilerleyişine ket vuruldu. Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları idam edilerek tarihe kara bir leke sürüldü. Bu acı olayı unutmadan yoluna devam etti büyüyen Türkiye. Yeniden ayağa kalkan milletimiz Kıbrıs Türkü'nün çağrısına kulaklarını tıkamadı. Tüm dünya karşısındaydı ama geçmişimizden aldığımız miras kayıtsız kalmamamız gerektiğini söylüyordu bize. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Eğer adaya müdahale edeceksek kaçırılacak bir tek dakika, bir tek saniye yoktur. Ben başbakan vekili miyim? Öyleyse hazır olun ve yürüyün. 1980'de birlik olduğunda neleri başarabileceğini gösteren Türkiye'nin geleceğine ikinci bir darbe vuruldu. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Yükselen Türkiye'nin önü tekrar kesildi. Ülkenin en zor Şubatları yaşandı. Meydanlardan tanklar yürüdü. Ülkeye korku salınmaya çalışıldı. Zor zamanlar yine birlik olarak aşıldı. Türkiye ve Türk milleti gözünü yine geleceğe çevirdi. Umudunu kaybetmeden
kendi yoluna devam etti. Türkiye güçlenmeliydi. Güçlü olmalıydı. İnandığı yolda yürüyebilmek için ayakları yere sağlam basmalıydı. Darbeler ve koalisyonlarla kaybedilen zaman artık telafi edilmeliydi. Ezelden beri olduğu gibi gelişen dünyada söz sahibi olmalıydı. Dünya beşten büyüktür. Öyle de oldu. Kadim tarihinden aldığı güçle kendi adımlarını atan, kendi sanayisi, kendi ekonomisi, kendi enerjisiyle kendi tarihini yazan bir Türkiye vardı artık. Ama içerideki ve dışarıdaki hainler yine boş durmadı. Geçmişte olduğu gibi yine engellemeye çalıştılar. 15 Temmuz gecesi bu millet bir oldu. Bütün oldu. Geçit vermedi. Bu vatanı Çanakkale'de olduğu gibi yine savundu. Göğsünü siper etti. Gözünü dahi kırpmadan tüm dünyaya biz artık eski Türkiye değiliz mesajını verdi. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Şunu bir kez daha ve yüksek sesle haykırıyoruz. Türkiye hiç durmadı, durmayacak. Ne olursa olsun Türkiye çıktığı yoldan vazgeçmeyecek. Şimdi 2023'e emin adımlarla ilerlerken geleceğe umutla bakıyor ve geçmişimizden aldığımız mirasa sahip çıkarak korkmadan yürüyoruz bu kutlu yolda. Denizde, havada, karada, dünyanın dört bir yanında Türkiye varlığını güçlü bir şekilde devam ettirecek. Biz 100 yaşına gelmiş koca bir cumhuriyetiz ve hedeflerimiz çok daha büyük. Gözümüz hep yüksekte, hep daha iyide. Bu yolda hiç durmadan yürümeye devam edeceğiz. Arkamızda şanlı tarihimiz, yüreğimizde ilk günkü aşkla. Misafirlerimiz, İletişim Başkanlığı'nın bilgisi ve koordinasyonu dahilinde 100. Yıl Marşı proje süreci bundan 2 sene önce 2019 yılında başlatıldı. Uzun ve yorucu bir maraton için kollar sıvandı. Önce bir danışma kurulu ve ardından bir seçici kurul oluşturulmalıydı. Bunun için alanında uzman isimlerle görüşüldü ve hepinizin de yakinen tanıdığı isimlerden bir danışma kurulu ve seçici kurul oluşturuldu. Uzun müzakereler sonunda projemizin aşamaları da belirlendi. Böyle büyük bir yüke Çekmeköy Belediyesi talip oldu. Buna göre birinci aşama şiir yarışması, ikinci aşamada beste yarışması olarak belirlendi. Ama bu marş elbette ki milletimizle birlikte yazılmalıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi hazırlanacak marş milletimizin tarihsel birikiminden, milli ve manevi duygularından süzülerek gelen bütün duyguları yansıtmalıydı. Peki Çekmeköy Belediyesi bu zorlu görevi neden üstlendi? Bunun cevabını hazırladığımız kısa filmimizde izleyelim. Buyursunlar. Türkiye. Kökleri, tarihin derinlerine inen dev bir miras. Binlerce yıldır bağımsız, özgür ve hür bir vatan hedefinden şaşmadan yoluna devam eden büyük bir güç. Geçmişin mirasını günümüze taşıyan bir şaheser. Türkiye Cumhuriyeti. Artık yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basıyor. Bu yolda gelecek nesillere dev bir eser bırakıyoruz. Geçmişimizden aldığımız güçle yarınlara ışık tutacak 100. yıl marşımızı halkımızla birlikte yazıyoruz. Biz hazırız. Büyük Türkiye için sabırsızlanıyoruz.
2023'te hedefler büyük. Hayaller büyük. Geleceğimiz parlak. Vatan ve millet sevgimiz bizim 100. yılımıza eser bırakma coşkumuzu arttırdı. Çünkü tarihimize karşı sorumluyuz. Çekmeköy Belediyesi yaptığı projelerle devletimiz ve milletimizden takdir topladı. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde merhamet ve adaletle ihanet ve direniş temalı kısa film yarışmaları, Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Biz Onu Çok Sevdik Siyer-i Nebi okuma yarışması ve Aziz Sancar, Necmettin Erbakan, Aliya İzzetbegoviç ve Fuat Sezgin adına düzenlenen Uluslararası Bilim Olimpiyatları. Yaptığımız başarılı projelerden güç alarak 100. yıl marşımızı halkımızla birlikte yazmak için harekete geçtik. Çekmeköy Belediye'miz bu projesiyle sinema alanında takdire şayan bir gayret ortaya koymuştur. Bu çabanın diğer belediyelerimize ve sivil toplum kuruluşlarına da örnek olmasını diliyorum. Onurluyuz, gururluyuz. Halkımızla birlikte marşımızı hazırlayarak Cumhuriyetimizin 100. yılına dev bir eser bırakmaya hazırız. Evet, değerli misafirlerimiz, birkaç cümle yine bu önemli projeyle ilgili bilgi paylaşmak istiyoruz sizlerle. Takdir edersiniz ki bir projenin en sancılı dönemi planlandığı, hazırlandığı o ilk dönemi. Yani hele ki böyle bir proje için daha logosunun tasarlanmasından tutun, web sitesinin yapımına, içeriklerin oluşturulmasına kadar bir dolu çaba gerektiren bir projeydi bu proje. 100. Yıl Marşı projesi açıkçası arka planında çok büyük emeklerle hazırlanmış bir proje. İlk kez lansmanı 1 Temmuz 2021 tarihinde Küçüksu kastında gerçekleşti projenin. 1 Temmuz itibariyle de şiirler gelmeye başladı. Yani nasıl tarif etmek lazım? Eli kalem tutan, yüreğiyle kalemi arasında bağ kurabilen çok sayıda şairimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı için şiirlerini gönderdi. Şöyle söyleyeyim, kalbi memleket sevdasıyla atan 2250'nin üzerinde şiir ulaştı bu proje için. Çekmeköy Belediyesi'yle bu müthiş bir rakam tabii ve dolayısıyla da takdir edersiniz ki bu kadar çok şiiri okumak, değerlendirmek ve hassas bir teraziyle onları hak ettiği şekilde kıymetlendirmek uzun bir süre aldı. Dolayısıyla değerlendirmedeki bu zorluklar nedeniyle projemiz 2 ayı aşkın bir süre gecikmiş oldu. 2250'den de 311'e indi. Evet, o evet. Sayı, bunu da evet, hatırlatalım. Evet. O yüzden 2 aylık bir gecikme yaşadık. Bu nedenle de şair dostlarımızdan af dilemiş olalım. Ben projenin şekillenmesinde bütün aşamalarında danışma kurulu üyelerimiz Erol Erdoğan, Yücel Erzen ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Doktor Coşkun Yılmaz hocamız çok büyük emekler verdiler. Projemize yön vermeleri ve sanatsal desteklerinden dolayı, emeklerinden dolayı kendilerine bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Şiirlerin değerlendirme sürecinde ön seçici kurulumuzda çok çok çaba sarf etti. Kurulumuz az önce de konuştuğumuz gibi 2250 şiiri, ki bu çok ciddi bir rakam takdir edersiniz, eleyip 311'e indirdi. Ve bu şiirleri seçici kurula sundular. Seçici kurulda değerlendirmesini yaparak Cumhuriyetimizin 100. yılını simgelemesi amacıyla ilk 100 şiirini seçti efendim ve bu şiirleri Çekmeköy Belediyesi'ne teslim ettiler. Ve bu 100 şiir bugün güzel bir kitaba ve özel bir kitaba dönüştürülerek sizlere hediye edildi. Çekmeköy Belediyesi Cumhuriyetimizin 100. yılı için kaleme alınan şiirlerden oluşan bu kitabı milletimize, sizlere armağan ediyor efendim. Bugünkü ödül töreninden yaklaşık 1 ay kadar önce şiirleri ilk 100 arasında bulunan şairlerimiz programa davet edildiler, haberdar edildiler. Ülkemizin dört bir yanından ve kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen şairlerimiz bugün aramızdalar. Bir kez daha hoş geldiler, şeref verdiler.
Kıymetli misafirlerimiz, 100. Yıl Marşı yarışmamız artık bugün ikinci aşamaya geçiyor. Bugün itibarıyla bestecilerimizden bu şiirleri marş olarak bestelemelerini talep edeceğiz bu akşamdan itibaren. Başvuruda bulunmak isteyen bestecilerimiz 100.yılmarşı.com sitesine girerek bestelerini yükleyebilecekler. 100.yılmarşı.com sitesinden. Bu arada bu projeyle ilgili yapacağınız sosyal medya paylaşımlarınızı da 100. Yıl Marşı hashtag ile sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz. Paylaşmanızı da rica ediyoruz sizlerden. Projenin başlamasından bugüne kadar neler yaşandı? Proje hakkında hazırladığımız bir kısa filmimiz daha var. O filmle sizleri baş başa bırakalım efendim. Buyurun. Çekmeköy Belediyesi çok büyük bir projeye daha imza attı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın destekleriyle Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı'nı yazmak için harekete geçti. Yüzüncü Yıl Marşı projesinin ilk aşamasında yazılı ve görsel basında yer alarak açık ve kapalı alanlardaki duyurularla, sosyal medya çalışmalarıyla dünyanın dört bir köşesine ulaştık. Bunun karşılığında da 14 ülke ve ülkemizin 81 ilinden binlerce eser web sitemiz aracılığıyla elimize ulaştı. Danışma kurulumuzda yer alan ve büyük katkılar sunan Coşkun Yılmaz, Erol Erdoğan ve Yücel Arzen'le birlikte ön seçici ve seçici kurulumuzu oluşturduk. Ülkemizin dalında uzman ve tanınan isimleri uzun bir değerlendirme sonucunda ilk 100 eseri belirledi. Destekleri ve katkılarından dolayı milletimize şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Şimdi artık yarışmamızın ikinci aşamasına geçiyoruz. Bugünden itibaren sıra bestecilerimizde olacak. İlk 100 eser bestekarlarımıza açılacak. İnanarak çıktığımız bu yolda hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bunu başarabilecek güce sahibiz. Yeni döneme emin adımlarla ilerlerken ortaya koyacağımız 100. yıl marşımız şimdiden tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Efendim, Işıl Hanım'ın az önce sosyal medya paylaşımlarına ilişkin sizlerle paylaştığı meseleyi bir kez de ben hatırlatmak isterim önemine binaen. Bu projeyle ilgili yapacağınız sosyal medya paylaşımlarınızı, ki lütfen yapınız tabii, 100. Yıl Marşı hashtag ile paylaşmanızı rica ediyoruz. Şimdi bu kısa bilgilerden sonra biraz kulağımızın pasını silme vakti geldi. Çok kıymetli bir sanatçıyı sizlere takdim edeceğiz ama önce değerli orkestra arkadaşlarımızı yerlerini alması için davet etmiş büyük olayım ben. Büyük alkışlarınızla evet. Orkestramızı sahnemize davet ediyoruz. Buyurun. Davet edeceğimiz kıymetli sanatçımız projenin aynı zamanda danışma ve seçici kurulunda da yer alıyor. Bestelerini zaten hepimiz biliyoruz yıllardır. Büyük bir zevkle, mutlulukla dinliyoruz. Her bestesinde tarihimizden, değerlerimizden, insan oluşumuzdan derin izler taşıyan bir besteci kendisi. Hatta en son Ayasofya için yaptığı besteyle hatırlayacaksınız ama yine Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin çok önemli şiirlerine de besteler yaptı. Benim elimdeki bilgi notlarında bunlar yazıyor ama burada yazmayan birkaç bir şey de ben ilave edeyim. Kendisiyle yaklaşık 11 yıl birlikte çalıştık biz. 99'dan itibaren zor şartlarda, Anadolu yollarında, yurt dışında birlikte sahneye çıktık. Ben şiir okumaya gayret ettim. O da orkestramız o güzel sahneye gelmek için çok büyük alkış bekliyor, tahmin ediyoruz. Evet. Buyurun. O da o güzel bestelerini icra etti her bir seferinde. Ben hem çok önemli ve kıymetli bir sanatçıyı hem de benim için çok değerli bir dostumu, kardeşimi davet etmek istiyorum eğer hazırsak.
Evet, kuvvetli alkışlarınızla Yücel Arzen geliyor efendim. Buradayım ilelebe. Canlar can orada, can verdik yolunda. Kırdım zincirim, hoş geldin ey hürriyet. Duysun tüm dünya, duysun şimdi. Yeter artık diyen mazlumların sesini. Hadi ayağa kalk, bitsin artık bu hasret. Surda bir kedi kaçtı, surda bir kedi kaçtı mukaddes mi? Ey kahve rüzgar artık ne yandan eserse. Surda bir kedi kaçtı, surda bir kedi kaçtık mukaddes mi? Mukaddes. Ey kahve rüzgar artık ne yandan eserse ne? Tempo. Bir mekan bana emanet, kim var diye soranlar. Ben buradayım ilelebe. Canlar can orada, can verdik yolunda. Kırdım zincirimi, hoş geldin ey hürriyet. Duysun tüm dünya, duysun şimdi. Yeter artık mazlumların sesini. Bitsin bu esaret, bu zillet. Hadi ayağa kal, bitsin artık bu hasret. Surda bir kedi kaçtı, surda bir kedi kaçtı mukaddes mi? Mukaddes. Ey kahve rüzgar artık ne yandan eserse. Surda bir kedi kaçtı, surda bir kedi kaçtı mukaddes mi? Mukaddes. Ey kahve rüzgar artık ne yandan eserse. Ey kahve rüzgar artık ne yandan eserse. Ha.
ah be rüzgar artık ne yandan eserse. Evet, Sur'da bir gedi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es. Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i de bu vesileyle bir kez daha rahmetle anmış, yad etmiş olalım. Evet, devam edeceğiz Yücel Arzen'den ve kıymetli sanatçı dostlarımızdan güzel eserler dinlemeye ama biz bu arada sizlere bu projede görev alan, büyük emekler ortaya koyan ön seçici kurulumuzu ve ardından da seçici kurulumuzu tanıtmak istiyoruz. Ön seçici kurulumuz, alkışlarınızla efendim, edebiyatçılarımız Sayın Ayşe Didem İçmez, Sayın Mahir Selim Keskin, Sayın Müge Algaç Dursun, müzik eğitmeni, besteci ve söz yazarlarımız Sayın Cengiz Altınsoy, Sayın Hasan Emen, Sayın Özgür Önal ve Sayın Şebnem Sarman. Bu süreçteki desteklerinden dolayı ön seçici kurulumuza bir kez daha gönül dolusu teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi de seçici kurulumuzda görev alan değerli jürimizi sizlere tanıtmak istiyorum efendim. Pek çok ödül sahibi, dillerimizden düşmeyen, hepimizin bildiği onlarca şarkının söz yazarı, şarkılarına en çok klip çekilen isim, Aşkın Tuna. İşinin hakkını veren besteci ve aranjör kimliği de ön plana çıkan, severek izlediğimiz pek çok diziye besteleriyle ruh katan Aydın Sarman. Aramızda, büyük alkışlarınızı rica edelim ama şu an aramızda değiller. Aynı zamanda bir kimyager olan medeniyetimizin değerlerini kalbinin sesiyle ve şiirlerle buluşturan Türk şiirinin yaşayan efsanesi Cahit Koytak. Avrupa müzik markasıyla Türk müziğine yüzlerce yeni ses kazandıran müzik meslek birliklerinde yönetim kurulu üyesi olan prodüktör Cengiz Erdem. Alkışlar da yerlerine alalım. Hayatını araştırmaya, İnsanları ve toplumları anlamaya adayan kültür, sanat, şiir, edebiyat, çocuk edebiyatı, ilahiyat gibi alanlarda eserler veren ve bu yöndeki çalışmalarıyla tanınan Erol Erdoğan. Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinin yanında hep onun adı vardı. Ortaya koyduğu eserlerle Türk müziğine damgasını vuran besteci ve aranjör Garo Mafyan. Efendim Garo Mafyan sağlık sorunları nedeniyle şu an aramızda değiller. Kendilerine acil şifalar diliyoruz. Çağdaş ve tarihsel Türkiye Türkçesi üzerine çalışmaları bulunan akademik kariyeri başarılarla dolu olan Profesör Doktor Hayati Develi. Türk operası denince akla gelen ilk isimlerden Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, o da bugün aramızda değiller efendim. Sizlere sevgilerini, saygılarını ilettiler. Aramızda olamayan bir diğer değerli ismimiz 1988 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Sayın Mustafa Kurt. Bir başka
önemli isim, Türk müziğinin efsane ismi hatta, dillerden düşmeyen şarkıların mimarı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Özdemir Erdoğan ustamız. Alkışlarınızla. Yine çok kıymetli bir isim, meslektaşımız, Türk televizyonlarının çok sevilen bir ismi, yaptığı programlarla gündem belirleyen Sayın Pelin Çift Hanım. Buyurun efendim. Ve Türk Edebiyatı'nın çok önemli bir ismi, hukukçu, insan hakları ve kadınlarımızın eğitimi konularında çok önemli çalışmalara imza atan, çok değerli edebi eserler de üretmiş olan, hepimizin ondan yararlandığı, feyiz aldığı, almaya da devam ettiğimiz çok kıymetli bir hanımefendi Sibel Eraslan geliyor efendim. Yine kurulumuzda görev alan ama mazereti nedeniyle bu akşam aramızda olamayan Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri Sinan Akçil. Türk tarihi konusunda yaptığı çalışmalarla tanıdığımız, araştırmalarıyla Türk tarihine ışık tutan kıymetli hocalarımızdan Profesör Doktor Tufan Gündüz. Ve son olarak çok küçük yaşlardan itibaren piyanosunun başında özellikle yurt dışında başarılı performanslarıyla ülkemizin adını duyuran, kendi besteleri de olan ama bugün mazereti sebebiyle daha doğrusu şehir dışında önceden verilmiş başka bir program sözü olduğu için aramızda olmayan Tuluyhan Uğurlu. Şimdi Yücel Arzen dinletisiyle baş başa bırakacağız sizi ama az önce doyamamıştık ama son bir sürprizle. Son bir ismimiz daha var çünkü seçici kurulda yer alan Üstad Abdurrahim Karakoç biliyorsunuz hepimizin çok sevdiği, çok kıymet verdiği bu memleketin kaderinin şiirini yazmış bir adam malumunuz. Üstad Abdurrahim Karakoç'un İncitme diye olağanüstü bir şiiri vardır. Hakikaten müthiş bir şiir. Yani her dizesi insanın tüylerini ürpertiyor. Şimdi ona sevgili Yücel Arzen çok güzel bir beste yaptı. Onu sizlerle paylaşacak ama bu şarkıyı birlikte okumak üzere seçici kurulumuzun son üyesi, sesi ve şarkılarıyla yüreğimize dokunan kardeş Azerbaycanımızın o güçlü sesi Azer'in hanımı da alkışlarınızla sahneye davet ediyorum ve sizlerle baş başa bırakıyoruz efendim. Gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin, temizlen de girme zara, toprak senden incinmesin. Gölgesinde otur ama yaprak senden toprak senden incinmesin.
buradayım de ararlarsa, doğru söyle sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. Senden incinmesin, yat kurban ol İsmailce, bıçak senden incinmesin. Çok teşekkür ediyoruz. Azizim sağ olasın. Sırada bu kadar şarkı vardı ama şimdi söyleyeceğim şarkıyı eminim hepiniz bekliyorsunuz, biliyorsunuz. Sakarya Türküsü. Üstad Necip Fazıl'ın Sakarya Türküsü'nü bugün burada tarihe geçecek bir biçimde okuyalım. Hayata çattık ki hayata kurmuş bu su.
geldi ölüm yalan, gitti ölüm söz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Eyvah eyvah, Sakarya'm sana mı düştü bu yıl? Bu dava hor, bu dava büyük. Bana kefendir yatağı, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek bir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir dolabı, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek tek? Unur mu deli rüzgar o sedayı? Hep beraber bir kez daha okuyalım mı şimdi? Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek bir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bilir. Yolunun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tek bir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bilir. Sevgili Yücel Erzen ve kıymetli sanatçı arkadaşlarımız için. Evet, bir kez daha güçlü alkışlarımızla onları uğurluyoruz. Bu çok anlamlı ve önemli geceye gerçekten ayrı bir anlam yüklediler. İnsan bu su misali, kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Merhum Necip Fazıl Kısakürek Üstad'ın bu şiiri, İstanbul'dan Ankara'ya giderken ya Ankara'dan İstanbul'a dönerken tren yolculuğu sırasında tren böyle bir ara Sakarya Nehri'ne arkadaşlık ederek yoluna devam eder. Oradan ilhamla yazdığı rivayet edilir. Sakarya Nehri ile memleketin hikayesini özdeşleştiren olağanüstü bir eserdir. Ben 17-18 yaşında ilk kez tanışmıştım bu şiirle. Yaklaşık 50 yıl önce neredeyse, 40 yıl önce rahmetli Hasan Nail Canat'ın yorumuyla, ona da buradan rahmetle analım. Kaç jenerasyon okudu ondan önce bilmiyorum ama hala okunmaya devam ediyor. Hala bu memleketin hikayesini anlatmaya devam ediyoruz Sakarya türküsü üzerinden. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Bir kez daha alkışlıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha kıymetli orkestramıza, Yücel Erzen'e ve öncesinde tüyleri diken diken eden sesiyle Azerine çok büyük teşekkürlerimizle, alkışlarımızla diyelim.
Keyifle dinlediğimiz bu güzel dinletinin ardından programımız devam ediyor efendim. Şimdi projenin ev sahibini davet edeceğim ama öncesinde bazı kısa bilgiler aktarmak istiyorum. Ev sahibimiz Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz Beyefendi hakkında. Çekmeköy Belediyesi bildiğiniz gibi efendim 2009 yılında ilçe belediyesi oldu. Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz 2009 yılında göreve gelir gelmez ekibiyle birlikte öyle başarılara imza attı ki bir ilçe belediyesi olan Çekmeköy'ü hazırladığı özgün projelerle büyükşehir belediyeleriyle yarışır vaziyete getirdi. Cumhurbaşkanlığı himayelerine kabul edilen iki projenin yanı sıra yerelde, ulusal ve uluslararası düzeyde hayata geçirdiği büyük projelerle, önemli projelerle ilklere imza attı. İstanbul'un genç ilçesi Çekmeköy'ü çok kısa bir sürede kültür, sanat, spor, eğitim vadisine dönüştüren belediye başkanımız Sayın Ahmet Poyraz Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Çok değerli bakanım, değerli bakan yardımcım, vali yardımcım, kaymakamım, çok değerli belediye başkan arkadaşlarım, ilçe başkanım, kültür bakan yardımcımız, sizler de hoş geldiniz. Ev sahibi aslında sizsiniz, onun için hoş geldiniz diyorum. Çok değerli jürimizin değerli üyeleri, bu akşam burada şiirleriyle bizlere birazdan inşallah ödüllerini alacak çok değerli şairlerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, hulâsa bu akşam burayı varlıklarınızla şereflendiren çok değerli genç kardeşlerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Tabii, evet, Sayın Bakanıma az evvel söyledim, bu mekanlar, buralar, bu Taksim, bu bölge doğduğum, büyüdüğüm bir yer. Bu kültür merkezini, Atatürk Kültür Merkezi'ni de çok yakinen eski haliyle, yanmış haliyle ve Gezi'deki buraya asılan o paçavralarla adeta terör örgütlerine yuva yapılan bu mekanı o haliyle bugünkü bu ihtişamlığını kazandıran, bu ülkenin her karışında emiği olan, alın teri olan, bu millet için gece gündüz demeden mücadele eden, başta çok değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sayın Bakanım, Çekmeköy olarak her ne kadar Hüseyin kardeşimle beraber biraz İstanbul'umuzun dışında olsak da tabii burada İstanbul'un içinde olan, merkezinde olan Beyoğlu Belediye Başkanımız, ev sahibimiz var. Çok değerli Esenler Belediye Başkanı Tevfik abim var. Onlar gibi merkezde olmasak bile biraz İstanbul'un dışında olmamız olsak da Çekmeköy Belediyesi olarak kültüre, sanata, bilime gerçekten çok önem veren, bunlar için bir şeyler yapmak isteyen bir belediye olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Birçoğunuz Sinevizyon'da gördünüz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ilk defa bir yerel belediye olarak bir paydaş olduk. Kısa film yarışmaları yaptık. Halen devam ediyoruz. Çekmeköy'ümüzde adeta bir sembol haline geldi. Yine bilim olimpiyatları yarışmaları yaptık. Uluslararası derecelere giren, oralarda bu yaptıkları eserlerden dolayı ödüller alan birçok gencimizle beraber bu çalışmayı yaptık. Hatta bir tanesinde ismini verdiğimiz çok değerli hocamız Aziz Sancar'ı davet ederek onun elinden gençlerimizin ödül almasını sağladık. Böylelikle bu çıktığımız yolda istedik ki 100. yılı bizler de Çekmeköy Belediyesi olarak böyle önemli bir yılda
Bizler de belediye olarak bir şey yapalım dedik. Ekibimiz böyle bir çalışma yaptı. İletişim Başkanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız İletişim Başkanlığı'yla da istişare halinde böyle bir projeyi getirdi. İnanın 13 yıldır Çekmeköy'de hizmet eden bir kardeşiniz olarak en çok heyecanlandığım gündür o gün. Çünkü 100. yılla alakalı bir çalışma, bir eseri meydana getirmenin ilk adımlarını atacaktık. Ve böylelikle Bismillah dedik, start verdik ve Temmuz ayında lansmanını, şimdi yarı finalini yapıyoruz. 100 tane eser meydana geldi. Ben jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İnanın çok gayretli bir mücadelenin sonunda bu 100 eseri belirlediler ve bu şiirlerden şimdi besteleyerek bir 100. yıl marşını meydana getireceğiz. İnşallah nasıl 10. yıl marşımız maçlarımızda, mutluluklarımızda, güzel günlerimizde dinliyorsak, inanıyorum Çekmeköy Belediyesi paydaşları ile beraber bu 100. yıl marşı onlarca yıl ülkemizin her türlü mutlu gününde beraber dinleyeceğimiz güzel bir esere imza atacağız inşallah. Bugün burada yarı finalini yapıyoruz. Ve tabii inşallah finalini de Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, ev sahipliğinde, külliyede yine beraber yapmayı Rabbim nasip etsin diyorum. Tabii sözlerimi toparlıyorum. Burada bizleri öncelikle bu beste sahipleri 2500 insanımıza çok teşekkür ediyorum. Birbirinden değerli eserleri bizlerle paylaştılar. Rabbim onlardan razı olsun. Jüriyemize çok teşekkür ediyorum. Bakın en genç bugün beste sahibi kardeşimiz 20 yaşında. Buradayız, o 20 yaşındaki kardeşimizi bir alkışlayalım öncelikle. Şöyle bir ayağa kalksın. Genç kardeşim bizi besteleriyle inşallah onurlandırdı. Aynı şekilde bir de 76 yaşında bir büyüğümüz var, o da buradaysa onu da şöyle güzel bir alkışlayalım. Kendisini ve işte geliyor. Zahmet etmesin. İnşallah birazdan kendilerini alacağız. Böyle güzel eserlere imza atan, yani 7'den 70'e herkesin emeği olan bir çalışma. Öncelikle o 2500 değerli bestekarımıza teşekkür ediyorum. Jürimize teşekkür ediyorum. Seçici kurulumuza teşekkür ediyorum. Bu işte emeği geçen yol arkadaşlarımdan Rabbim razı olsun diyorum. Ve son teşekkürlerim bizi bu akşam yalnız bırakmayan çok değerli meslektaşlarım. Beraber bu şehire, İstanbul'umuza, bu Allah'ın Resulü'nün hadis-i şerifine mazhar olmuş bu şehre hizmet etmekle, beraber hizmet etmekle mutluluk duyduğum çok değerli belediye başkan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadılar. Rabbim kendilerinden razı olsun diyorum. Yine aynı şekilde Sayın Bakan Yardımcımızla beraber startı vermiştik. Beraber inşallah yarı finali, sonrasında da finali yapacağımız değerli bakan yardımcıma teşekkür ediyorum. Çekmeköy'ü beraber yönettiğimiz değerli kaymakamımızdan Rabbim razı olsun. Şehri eminimiz olarak güzel hizmetlere beraber imza atıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan AK Parti'nin güzel ekibi, güzel kadrosu, gençlerine, hanımlarına, ana kademesine teşekkür ediyorum. Rabbim kendilerinden razı olsun diyorum. Son teşekkürüm Cumhurbaşkanımızın çok yakın çalışma arkadaşı olan bilimde, teknolojide bugün ülkemizin geldiği noktayı hep beraber görüyoruz, izliyoruz. Kurduğu teknoparklarla gençlerimizi geleceğe hazırlayan, gerçekten o Cumhurbaşkanımızdan aldığı o güçle, o bilgiyle, birikimiyle gençliğin her noktasında ben varım diyerek gayret eden çok değerli Bilim ve Teknoloji Bakanımıza huzurunuza çok teşekkür ediyorum. Ve Rabbim hepinizden razı olsun diyor. Bu 100. yıl marşımızın inşallah nice yıllar beraberce söyleyerek mutlu olmayı Rabbim hepimize nasip etsin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tarihe şahitlik etmeye hazır mısın Türkiye? Cumhuriyetimizin 100. yıl marşını hep birlikte yazıyoruz. Şanlı tarihimizi
Cumhuriyetimizi, mücadelemizi anlatan şiirler bestecilere teslim ediliyor. Yeni bir çağın kapılarını bu gece açıyoruz. 84 milyon tek yürek olduk. Güçlü Türkiye için ilerliyoruz. Hadi, 100. yıl marşımızı halkımıza armağan etmek için yola çıkıyoruz. Bir kez daha bu önemli projeye ev sahipliği yapan, elini taşın altına koyan Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz Beyefendi'ye teşekkür edelim. Ve Esenler Belediye Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mehmet Tevfik Göksu'yu konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet edelim efendim. Buyursunlar. Saygıdeğer Bakanım, Saygıdeğer Bakan Yardımcımız, Saygıdeğer Belediye Başkanı arkadaşlarım, Saygıdeğer Kaymakamım, Saygıdeğer Vali Yardımcımız, Saygıdeğer şairlerimiz, jüri üyelerimiz, seçici kurul üyelerimiz, Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu akşamın hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün gerçekten çok özenle ve dikkatle düşünülmüş. İnşallah önümüzdeki 10 yıllarca boyunca bu milletin dudaklarından tınısı, yüreğinden sevgisi ve milletimizin gönlünde gerçekten nakış gibi işlenerek heyecanı eksik olmayacak. Cumhuriyetimizin 100. yılının marşının seçiliş törenine hepimiz heyecanlı bir şekilde dikkatli izleyerek şahitlik edeceğiz. Ben özellikle bu özgün projeyi düşünen Çekmeköy Belediye Başkanımıza teşekkür etmek isterim. Çünkü Türkiye'de bizler İbn Haldun'un medeniyetleri tarif ederken tarif ettiği gibi medeniyetler de insan ömürleri gibidir. Doğarlar, yaşarlar ve ölürler. Her medeniyet kendisine yeni pencereler açarak, yeni ufuklar açarak yollarına devam ederler. Bizim için Cumhuriyet açtığımız büyük bir penceredir ve bizim için Cumhuriyet çok farklı bir şekilde bu milletin yüreğinden inşirah etmiş, bu milletin benliğiyle ortaya çıkmış milletin diriliş ruhudur. Bu milletin diriliş ruhunu temsil eden ve bu milleti gelecek yüzyıllarda taşıyan ve bu gelecek yüzyıllara taşıyan bu ruhla beraber yeryüzünün her bir köşesinde bu milletin aşkını ve sevdasını dillendirecek olan bu duygusal zemini bir marşa dökmek ve bunu bir marşla beraber gönüllere nakşetmek gerçekten en önemli gayrettir. Sadece şunu söyleyerek sözlerimi bitirmek isterim. Bizim için Cumhuriyet özgürlüktür. Bizim için Cumhuriyet vicdandır. Bizim için Cumhuriyet, evet, teknolojidir. Bizim için Cumhuriyet gelişmektir. Bizim için Cumhuriyet vicdandır. Bizim için Cumhuriyet adalettir. Bizim için Cumhuriyet yeryüzünde bu milletin her bir zerresinin adaletinin, vicdanının, hakkının, özgürlüğünün özgürce bahsedildiği önemli bir medeniyettir. Bu açıdan bu güzel duyguyu bu güzel yarışmayla taşlandıran Çekmeköy Belediye'mize canı gönülden teşekkür ediyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Esenler Belediye Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Tevfik Göksu'ya konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sayın Malike Ejder Batur'u alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun. Çok kıymetli bakanım, değerli bakan yardımcım, kıymetli
belediye başkanlarımız, çok kıymetli kaymakamım, çok kıymetli hazirun, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada az önce açılışını da yapan programımızın ev sahipliği, kıymetli belediye başkanımız, Çekmeköy'ümüzün kurucu belediye başkanı ve 13 yıldır da başarıyla Çekmeköy'ü İstanbul'umuzda marka şehirler arasına sokan belediye başkanımızın açış konuşmasıyla programımızı başlatmış olduk. Gerçekten bir Çekmeköy sakini olarak 13 yıldır kıymetli belediye başkanımızın yaptığı hizmetleri takip ediyoruz. Kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Yerel yönetimlerdeki çalışmalarıyla ve başarılarıyla merkezi yönetimde iktidar olmuş bir siyasi hareket olarak yerel yönetimlerde tüm unsurlarımızla hizmetimize devam ediyoruz. Ve bugün de burada yalnızca klasik belediyecilik hizmetlerinde değil, kültürde de, sanatta da, hayatın her noktasında da vatandaşımıza hizmet eden, önünü açan, onlara örnek projeler yapan belediyelerimizin çalışmalarına şahitlik ediyoruz. Bu özgün ve güzel projede ve çalışmada Çekmeköy'ümüze ve İstanbul'umuza kültürde ve sanatta kattığı hizmetlerden dolayı ben il başkanlığımız adına kıymetli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Çekmeköy Belediye'mize tıpkı diğer belediyelerimizde olduğu gibi çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Akşamımız hayırlı, programımız bereketli olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Malike Ejder Batur'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız, saygıdeğer hanımefendi Özgül Özkan Yavuz'u alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Bakanım, Sayın Başkanlarımız, kıymetli misafirler, sevgili gençler, sevgili basın mensupları. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarifiyle yeni Türkiye'nin vizyonu, yeni AKM'de sizleri misafir etmekten duyduğumuz memnuniyeti belirterek hepinize hoş geldiniz diyorum. Çekmeköy Belediye'miz tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkulu şekilde girmemizi sağlamak amacıyla düzenlenen bu anlamlı yarışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Ne mutlu bize ki başlangıcını da geçen yıl Temmuz ayında Sayın Başkanımızla birlikte gerçekleştirmiştik. Elbette Cumhuriyetimizin 100. yılı için çok çeşitli etkinlikler düzenliyoruz yurt içinde, yurt dışında. Burada ortaya konan inanç ve coşku hiç şüphesiz en büyük ortak gururumuz. Bugün insanlık dünyada çok zor bir dönemden geçiyor. Yüz binlerce insan ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor, yuvalar yıkılıyor, haritalar baştan diziliyor. İnsanlar sadece atılan bombalar nedeniyle değil, göç yollarında susuzluktan, gıdasızlıktan da hayatlarını kaybediyor. Dünyanın gözü önünde çok farklı bölgelerde büyük yıkımlar yaşanıyor. Yaşanan tüm bu olumsuzluklar bize bir şey söylüyor aslında. Bastığımız yeri toprak diye geçmeden tanımanın ne kadar hayati değere sahip olduğunu anlatıyor. Bugün dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan bu hadiseler vatanımızın, hepimizin kardeşçe bir arada yaşamasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu nedenle bu tarz çalışmalar her zaman olduğundan daha da önemli belki de.
Unutmamalıyız ki bu topraklar kolay elde edilmedi ve bağımsızlık uğruna büyük bedeller ödendi. Ülkesini seven, kalbi bu topraklar için atan herkesin, öncelikle bu bedelleri ödeyen insanlara karşı, sonra da gelecek kuşaklara büyük bir sorumluluğu olduğunu asla unutmamalıyız. Bugün İletişim Başkanlığımızın destekleriyle Çekmeköy Belediye'mizin bu sorumluluğa yakışan bir çalışmayı hayata geçirdiğini görüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken bu tarz etkinliklerin Cumhuriyet düşüncesinin her daim diri tutulmasına ve birliğimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Bizleri mutlu eden bir diğer önemli gelişme, bu yarışmanın halkımız tarafından yüksek oranda benimsenmiş olması ve çok yüksek bir katılım gösterilmesi. Ben ilk defa bir yarışmada bu kadar çok katılım olduğunu gördüm Sayın Başkanım. Tebrik ediyorum ve bir kere daha sizi alkışlamak istiyorum. 81 şehrimizin her birinden ve 14 farklı ülkeden yarışmaya katılıp bu coşkumuza ortak olan herkesi kalbi duygularımla selamlıyorum. Bununla birlikte seçici kurulumuz tarafından ödüle layık görülen şiir sahiplerini ayrıca tebrik ediyorum. Böylesi önemli bir organizasyonda seçici kurulda görev alarak yarışmaya önemli katkı sağlayan kıymetli jüri üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Ve elbette yarışmayı düzenleyen başta Çekmeköy Belediye Başkanımız ve emeği geçen ekibini de hassasiyetlerinden ötürü tebrik ediyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılını barış, huzur içerisinde hep birlikte kutlayacağız. Ve bu topraklar çatışmaların, kavganın, acının değil, barışın, huzurun, kardeşliğin hüküm sürdüğü topraklar. Asırlar boyu yeryüzünde yaşanan tüm adaletsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışan bir anlayışın temsilcileriyiz. Son olarak da İstiklal Harbi ile bunu son kez en etkili şekilde dünyaya bir kez daha gösterdik. Biz bu tarihsel şuur ve millet olma bilinciyle dayanışmamızı güçlendirerek geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Müsaadenizle bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi bir kere daha minnetle, rahmetle anıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun efendim. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Özgül Özkan Yavuz Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Ayrı bir teşekkür etsek sanırım buradaki beyefendilerin bir itirazı olmayacaktır. Çünkü bu projeye en başından beri bir hanımefendi naifliği, dikkati, hassasiyeti ve özelini hiçbir zaman eksik etmedi Sayın Özgül Özkan Yavuz Hanımefendi. Bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim bizimle olduğu için, desteklerini esirgemediği için. Ben şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Bakanım. Kültür ve sanat camiamızın çok kıymetli temsilcileri, çok değerli şairlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, 100. yıl marşı yarışması şiir etabı ödül töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan, sizlerle bu güzel mekanı paylaşmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada şiirleriyle ülkemizin hem geçmişine hem de geleceğine mührünü vurmak için duygularımıza tercüman olmuş 100 Türkiye sevdalısı şaire ödüllerini takdim edeceğiz. Seçici kurul tarafından belirlenen Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır 100 şiir şüphesiz Türk milletinin vatan, bayrak ve millet sevgisini perçinleyen birer kültür hazineleridir. Özel bir külliyatla gelecek nesillere aktarılacak bu şiirler ve şairler emin olun şimdiden tarihe geçtiler. İnşallah bu şiirler projenin sonraki basamağında bestelerle beraber
daha da anlam kazanacaklar. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken böylesine önemli bir projeye imza atan Çekmeköy Belediye'mizi tebrik ediyor. Danışma ve seçici kurullarda yer alan kıymetli isimlere de şükranlarımı sunuyorum. Değerli misafirler, Türk milletinin dünya tarihi içindeki alameti farikası nedir diye sorsalar, herhalde ilk zikredilecek şeylerin başında çok sayıda devletler kurmasıdır deriz. Tarih boyunca nice zaferler gördük, nice yenilgiler de tattık, nice göçler yaşadık ama hamdolsun bizler tarihin hiçbir döneminde vatansız kalmadık. Bizim milletimize tarihin hiçbir döneminde pranga vuramadılar. Milletimiz tarihin hiçbir döneminde esaret altına alınamadı. Çünkü Türk milleti evladım anasız yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz şuuruyla cepheye koşan nene hatunların milletidir. Türk tarihi anaları tarafından vatanları için kurban edilmek üzere kınalanan kuzuların memleketidir. Ve elbette Türk tarihi aynı zamanda büyük sınamaların da tarihidir. Anadolu coğrafyası Türk milletinin 1000 yıldır hüküm sürdüğü ama 1000 yıldır da her fırsatta buradan sökülüp atılmak istendiği topraklar olmuştur. Milletimiz Sultan Alparslan önderliğinde Anadolu'ya ayak bastığından beri defaatle sınanmıştır. Ankara Savaşı'yla sendelemesine rağmen düştüğü yerden kalkmasını bilmiş ve 3 kıtaya hakim olmuştur. Çanakkale Savaşı'yla dünyaya geçilmez olduğunu göstermiştir. Vatanımızı parçalayıp bizi bir avuç toprağa mahkum etmeye kalkan 7 düvele karşı yürüttüğümüz milli mücadeleyle sadece Anadolu coğrafyasının değil tüm dünyanın da kaderini değiştirdik. Anasız kaldık, babasız kaldık, eşsiz kaldık, evlatsız kaldık ama vatansız kalmadık. Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere inat adeta bir zümrüdü anka gibi her seferinde küllerimizden yeniden doğduk. İşte bir asır önce kurduğumuz Cumhuriyet Çınarını da bugünlere getirdik. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıldır Cumhuriyet Çınarını daha da güçlendirip dallarının tüm coğrafyamıza, tüm gönül coğrafyamıza ulaşmasına hizmet ediyoruz. Her alanda bağımsızlığımızı tahkim edecek adımları işte bu dönemde attık, atmaya devam ediyoruz. 1000 yıldır bizi bu topraklardan göndermek isteyenler elbette bu adımlarımızdan, bu kararlı adımlarımızdan rahatsızlar. Bu yüzden 19 yıldır her fırsatta bize saldırmaktan, yeniden bir altımızı oyacak işler yapmaktan geri duymuyorlar. Gezi'den 17-25 Aralık operasyonuna, Hendek barikat olaylarından Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma gayretlerine kadar her türlü düşmanlığı bize bu dönemde sergilediler. Yetmedi, 15 Temmuz'da ülkemizi açıktan işgale kalkıştılar. Ama biz güçlü bir iradeyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bu meydan okumalara milletimizle beraber göğüs gerdik, karşı çıktık. Tuzakları tuzak kuranların adeta başlarına geçirdik. Sınırımıza kurulmak istenen terör koridorunu dağıttık. Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Karabağ'a kadar Türkiye karşıtı tüm planları alt üst etmeyi başardık. Değerli kardeşlerim, bu coğrafya adeta ateşten bir çember. Bu coğrafya adeta kaynayan bir kazan. Bu coğrafyada bir anlık tereddüt, bir anlık duraksama önce sendelemenize, sonra yuvarlanmanıza yol açar. Görünen köy kılavuz istemez. Ticaret yollarının geçtiği, zengin yeraltı kaynaklarına sahip bu coğrafya her dönemde açgözlü devletlerin
radarındaydı. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra maalesef Orta Doğu'ya bir huzursuzluk iklimi hakim oldu. Savaşlar, ayaklanmalar, işgaller bu topraklardan hiçbir zaman eksik olmadı. Arap-İsrail Savaşı, Lübnan İç Savaşı, İran-Irak Savaşı, Körfez Savaşı, Irak'ın işgali, İsrail-Lübnan krizi, Gazze Savaşı, hangi birinden bahsedelim, hangi birini sizlere sayalım. Bu liste işte böyle uzayıp gidiyor. Orta Doğu'daki çoğu ülkede istikrarsızlığı adeta bir kader olarak batılı devletler perçinlediler. Bu coğrafyada sağımıza dönsek dram, solumuza dönsek katliam, arkamıza dönsek gözyaşı, önümüze dönsek yıkım var. Peki Türkiye bu cendereden nasıl çıktı? Elbette Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle çıktı. İşte Orta Doğu'da yaşananların yanında Avrupa'da yaşananlar da güçlü liderliğin aslında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Bugün Ukrayna ateş altında. Türkiye'nin de Ukrayna'nın haline düşmesini isteyenler hep oldu, hala da varlar. Birilerinin aklına uyup güvenliğimizi tek boyutlu ittifaklara emanet etsek, savunma sanayinde yerli üretimi öteleyip ithal ürünlere güvensek, coğrafyamızdaki planlara itiraz etmesek elbette biz de Ukrayna'yla aynı kaderi paylaşabilirdik. Üstelik buna da emin olun kimsenin sesi çıkmazdı. Mevlana Hazretleri daima hizmet ve gayret içinde ol çünkü hayatın gerçek lezzeti hiç bezginliği olmayan bir yorgunluktadır diyor. İşte biz bu düsturla milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Savunma sanayi bu düsturla gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ediyor. Bugün ülkemizin aleyhinde adım atmak isteyenler iki kere değil, 100 kere düşünmek zorunda kalıyorsa bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz milli teknoloji hamlesinin emin olun büyük katkısı var. İşte savunma sanayinde yerliliği %25'lerden %80'lere taşıyan Türkiye artık kendi göbeğini kendisi kesebiliyor. Üstelik bunu da gizli açık ambargolara rağmen başarıyor. SİHA'larımızın kabiliyeti artık tüm dünyada oyun değiştirici olarak kabul ediliyor. Bugün Batı medyasında her gün bizim savunma sanayimizle ilgili bir haber okuyabiliyorsunuz. Bunun yanında yine birçok savunma sanayi ürünümüz artık yurt dışından gerçekten büyük bir rağbet görüyor. Milgemimizde, Altay'ımızda, Hürkuş'umuzda ve inşallah milli muharip uçağımızda 2023'ü büyük bir özgüvenle karşılayacağız. Tüm bu adımlarla birlikte ülkemizin yeni yüzyılını inşallah milli teknoloji hamlesiyle şekillendireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli kardeşlerim, bu coğrafyada güçlü olmazsanız size reva görülen şey sığınmacılıktır. Türkiye coğrafyasında bir istikrar adası olarak yaşanan her dramda kapısını mazlumlara açmış, elini mağdurların üzerinden asla çekmemiştir. Binlerce kilometre öteden gelip coğrafyamızın kaderiyle oynayanlardan elbette bizler aynı hassasiyeti beklemiyoruz. Ama onlar her seferinde yeni bir ikiyüzlülükle emin olun karşımıza çıkıyorlar. Bakınız, ölümden, katliamdan kaçan milyonlarca Suriyeliye Türkiye sahip çıkarken bazı batılı ülkeler kabul ettiği 15-20 sığınmacı için ülkelerinde adeta şovlar yaptılar. Geriye kalan milyonlarca sığınmacıyı ya görmezden geldiler ya da botlarını batırıp onları ölüme terk ettiler. Kıyıya vuran küçük bedeniyle ruhumuzda derin yaralar açan aylan bebeğin deniz kıyısındaki yüzüstü yatışını unutabilir miyiz? Halep'teki hava saldırısı sonrası enkaz altından çıkartılan Umran'ı
hafızalarımızdan silebilir miyiz? Bugün de Ukrayna'da sığınaklarda doğan bebekler, tren garında en yakın trene binmeye çalışan çocuklar, en az Suriye'de, Filistin'de, Afganistan'da yiten canlar, titreyen minik yürekler kadar emin olun bizim canımızı acıtıyor. Ama binlerce Suriyeli sığınmacıyı Akdeniz'in soğuk sularında ölüme terk edenler, bugün Ukrayna'da sığınmacı durumuna düşen mazlum Ukraynalılara sarı saçlı, mavi gözlü medeni sığınmacılar diyerek kucak açıyorlar. Savaşın ortaya çıkardığı mağduriyetlerde bile ayrımcılık yapan sözde medeni bu zihniyet 21. yüzyılda Avrupa'nın orta çağına adeta rahmet okutuyor. Biz Türkiye olarak bu ikiyüzlü yaklaşımlarla mücadele etmeyi en az işgallerle mücadele etmek kadar önemli görüyoruz. Onun için Türkiye'yi her alanda güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Bu ülkenin her bir ferdi Türkiye'nin güçlenmesine omuz vermek zorundadır. Kimi laboratuvarında, kimi savunma sanayindeki üretim tezgahlarının başında, kimi teknokentlerde yeni teknolojilerin peşinde, kimi ise sizler gibi kalemleriyle dik durarak bu mücadeleyi omuzluyor. İşte sizler bu ülkenin fikri ve manevi cephesini tahkim edecek gönül erbaplarımızsınız. Konuşmamın başında dönüm noktalarından bahsetmiştim. Türkiye'nin 100. yılı bu ülkenin dönüm noktalarından bir tanesidir. Dönüm noktalarının vesikası şiirlerle, marşlarla çekilir. Kurtuluş Savaşı'nın vesikasını nasıl milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy çektiyse 100. yılın vesikasını da işte aramızda bulunan siz şairlerimiz çekeceksiniz. Geçmişten aldığımız vatan, millet, bayrak sevgisi mirasını gelecek nesillere aşılayacak olan yüce gönüllü insanlar sizlersiniz. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Ama nice 100. yıl şiirlerini, marşlarını Rabbim bizlere bu topraklarda yeniden yazmayı nasip etsin diyorum. Rabbim bu devlete ve millete asla zeval vermesin. Bu vesileyle 100. yıl marşı yarışması şiir etabında ödül kazanan şairlerimizi tebrik ediyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten Çekmeköy Belediye Başkanımız, biz Çekmeköy olarak biraz İstanbul'un dışındayız dedi ama onu mütevaziliğinden söyledi. Çekmeköy İstanbul'un merkezindedir ve biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Çekmeköy'e kurduğumuz Teknoparkımızda Çekmeköy'ü hem İstanbul'un hem de teknolojinin merkezi yapacağız. İnşallah o günleri de açılışlarla hep beraber göreceğiz diyorum. Bir teşekkürü de bu kitap için etmek istiyorum. Gerçekten burada her bir şairimizin emeğiyle yazılmış şiirler ve onları seçen değerli kurulun çok değerli bilgileri var. Bu şiirleri inşallah her bir kütüphanemize ulaştırmamız gerekir diye düşünüyorum. Burada Kültür Turizm Bakan Yardımcımız burada. İnşallah bu kitabı da bütün kütüphanelerimize ulaştırıp bu güzel eserleri tüm Türkiye ile buluşturur diyorum. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Baraka, konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizi bir süre daha sahnede misafir edeceğiz. Plaket takdimlerimiz başlayacak çünkü. Sayın Bakanımıza refakat etmek üzere Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz Beyefendi'yi alkışlarınızla bir kez daha sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar Sayın Başkanım. Efendim Sayın Bakanımız ve Sayın Başkanımızla birlikte kendilerine hem plaketlerini takdim etmek hem de toplu fotoğraf, hatıra fotoğrafı için
Kıymetli şairlerimizi sahneye davet edeceğiz. Hızlı bir şekilde ismini okuduğumuz şairlerimizin sahneye teşriflerini istirham ediyoruz efendim. Birinci grubumuz Serdar Keskin, Mersin. Sema İmanova, Azerbaycan. Nisanur İncelerli, Ankara. Merve Namal, Kars. Çilem Çağrı Çınar, İstanbul. Hilmi Uslu, Konya. Yunus Lekesiz, Antalya. Gülben Aytulun, Bursa. Seyit Ali Özkul, Bursa. Ferhat Bazu, Erzurum. Ve gelelim ikinci grubumuza. Balıkesir'den Azize Kaya. Trabzon'dan İbrahim Ethem Dunay. Gaziantep'ten Zehra Karaboğa. Ve bir kez daha Gaziantep'ten İbrahim Karaboğa. İstanbul'dan Emrah Kaya, yine İstanbul'dan Zehra Hilal Özdener, Ankara'dan Tekin Taban, Ankara'dan Ramazan Yıldız ve yine Ankara'dan Emre Güney, Tokat'tan Murat Tapar. Evet, devam ediyoruz efendim. Ali Kemal Mutlu, Trabzon, Arif Odabaş, İstanbul, Serkan Köksal, Tekirdağ, Mutullah Tiryaki, Ankara, Seyhan Korkmaz Avşar, İstanbul, Mehmet İbiş, Antalya, Yahya Özkök, Trabzon, Mevlana Karakuş, Adıyaman, Hüseyin Uzel, Hatay, Abdullah Hamamcı, İstanbul. Tabii arada alkışlarımızı da eksik etmeyelim kıymetli isimlere. Devam ediyoruz efendim. Antalya'dan Barış Eken, Aydın'dan Gülçin Karabulut, Mersin'den Faruk Gökbulut, İstanbul'dan Arzu Saatçioğlu, Kütahya'dan Züleyha Özbay Bilgiç, Trabzon'dan Feyza Çanakçı, İstanbul'dan Özgür Çoban, Çanakkale'den Orhan Oyanık, Trabzon'dan Sebahattin Günday ve İzmir'den Kenan Güç. Evet, alkışlarımız devam etsin. Beşinci grubumuz Muzaffer Alp İmamoğlu, Aydın, İbrahim Şaşma, Konya, Dinçer Batırbek, Ankara, Fatih Öğüt, Samsun, Mustafa Sade, Şanlıurfa, Nihat Karabek, Samsun, Zeynel Abidin Payas, Hatay, Osman İncelerli, Denizli, Kenan Yavuz Arslan, Samsun, Mahmut Asgül, Tokat. Ve geldik altıncı grubumuza alkışlarınızla. Ankara'dan Hakan Karcı, yine Ankara'dan Gül Şahin, İstanbul'dan Mustafa Ateş, Ankara'dan Nevzat Bayramoğlu, Tokat'tan Remzi Özkan, Kocaeli'den İlhan Kınalı, İzmir'den İbrahim Özdemir, Ankara'dan Halit Yıldırım, İstanbul'dan Nedim Saatçioğlu ve Aydın'dan Salih Erdem. Şu ana kadar okuduklarımıza, anons ettiklerimize bakılırsa aslında başkentimiz destan yazıyor gibi bir durum var. Devam edelim. İsmail Daşdemir, Kocaeli, Hikmet Elitaş, Konya, Kenan Gökkaya, İzmir, Ahmet Omurca, Kocaeli, Hanefi Söztutan, İstanbul, Talat Ülker, Gümüşhane, Erol Urgun, İzmir, Ahmet Tok, İstanbul, Hazni Çetin, Tekirdağ, Filat Yazıcı, İstanbul. Ve devam ediyoruz 8. grubumuzla. Gaziantep'ten Muzaffer Uslu, Kahramanmaraş'tan Celalettin Kurt, Bursa'dan Selami Yıldırım, Ankara'dan Canfer Balçık, Erzurum'dan Yaşar Bayar, Eskişehir'den Fikret Görgün, Van'dan Şahbettin Uluat, Aydın'dan Emin Çelimli, Konya'dan Salih Sedat Ersöz ve İzmir'den Ali Atak. Son iki grubumuz Hüseyin Balkancı, Balıkesir, Yaşar Berberoğlu, Antalya, Köksal Cengiz, İstanbul, Mehmet Alan, Samsun, Mahmut Topbaşlı, İstanbul, Fikret Karatepe, Denizli, Ertürk Demirci, Sakarya, Yaşar Ürük, İzmir, Hülya Çapar, Adana, Ertuğrul Şakar, Eskişehir. Ve son grubumuz 10. grup. Aydın'dan Şükrü Öksüz, Ankara'dan Mustafa Yalçın Ekmekçi,
Eskişehir'den Rabia Barış, Tekirdağ'dan Mehmet Yücel Coşkun, Ankara'dan Hüsnü Yelbay, Yalova'dan Fikret Kuşçuoğlu, İzmir'den Mustafa Töngemen, İstanbul'dan Sakin Öner, İzmir'den Mazlum Cihangir ve yine Ankara'dan Yahya Akengin. Büyük alkışlarınızla efendim. Ve çok kıymetli jüri üyelerimizi, seçici kurulumuzu da bu hatıra fotoğrafında yer almak üzere sahneye teşriflerini rica edelim. Buyursunlar efendim. Sayın belediye başkanlarımızı, sayın bakan yardımcımızı alkışlarınızla bu özel günde hatıra fotoğrafında bulunmak üzere sahneye davet edelim efendim. Siz böyle buyurun. Evet değerli misafirlerimiz, bu muhteşem akşamın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu güzel hatıra fotoğrafıyla birlikte bu akşamı noktalayacağız ama henüz tabii 100. yıl marşımızın serüveni devam edecek. İnşallah onun finalinde de tekrar sizlerle birlikte oluruz. Çekmeköy, Sayın Çekmeköy Kaymakamımızı da alkışlarınızla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımızı da sahneye davet edelim. Buyurun efendim. Evet, biz de bir fotoğrafın bir yerine sıkışalım bence artık. Neden? Başkanım, biz de fotoğrafın bir yerine sıkışabiliriz herhalde Ahmet Başkanım, değil mi? Efendim, memleketin dört bir yanından gelen şairlerimizi, devlet büyüklerimizi İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Bugün projemizin beste aşamasının da startı verilmiş oluyor. Bestelerinizi 100. yıl marşı.com sitesine gönderebilirsiniz diyelim ve eğer hazırsak biz de bir yere geleceğiz, burada duracağız işte. Evet, Sayın Bakanım çok alkış az dedi. Çok büyük alkışlarınızla bu kıymetli kalabalığı, emek veren herkese alkışlarımızla selamlayalım efendim. Çok emek verildi, çok çalışıldı bu organizasyon için. Çünkü 100. yıla yakışır olmalıydı. Öyle de olacak inşallah. Bunca emeğin ikinci adımı için bir aradaydık. Üçüncü adımda, finalde, 100. yılımızda büyük ihtişamla inşallah görüşmek üzere. Bu akşam bizlerle olduğunuz için, destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. İyi akşamlar efendim.